Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Kanala hoş geldiniz. Bugün termodinamik kavramını ele almaya çalışacağız arkadaşlar. Termodinamik kavramı biliyorsunuz. Mühendislik fakültesinde okuyan birçok arkadaşım için ve özellikle de Fen Edebiyat Fakültesinde fizik okuyan arkadaşlarımın korku rüyası olduğunu düşündüğüm için size yardımcı olmak amaçlı bu videoyu çekme kararı almış bulunmaktayım. Şimdi termodinamiği arkadaşlar yani temperature and heat bu, bu pdf aslında Young and Friedman'ın University Physics kitabından alınan örnekler ve şekillerle dolu olduğunu söyleyebilirim. Bu kitabı oldukça beğendiğimi de söyleyebilirim gençler. Şimdi hazırsanız videomuza geçelim. Şimdi termodinamik dediğimiz kavram aslında ısının nasıl taşındığına dair özelliklerdir. Yani termodinamikte ele aldığımız sistemlerin makro özelliklerine bakarız. Örneğin elimizde V hacmindeki kapalı bir kabın içerisinde Örneğin elimizde V hacminde kapalı bir kabın içerisindeki gazın ısıtıldığında basıncının yükselmesi durumu örnek olarak verilebilir arkadaşlar. Burada basınç, hacim ve sıcaklık termodinamiğin ele aldığı arkadaşlar temel parametreler olduğunu söyleyebiliriz. Burada karşımıza aslında bir bilim insanı çıkacak. Onun da ismi Şöyle yazayım. Boltzmann'dır gençler yani istatistiksel fiziği inşa eden insan, bilim insanı Boltzmann olmuş olacak. Tabi bu ismi termodinamik katkıları da oldukça fazla olduğunu söyleyebilirim. Termodinamiği gençler 4 temel başlık altında ayırmış olacağız. İlki ısı ve sıcaklık olduğunu söylemem gerekiyor. Isı ve sıcaklık ilk başlığımız olmuş olacak. Gelin bu konuda ya daha doğrusu termodinamikte bu kısımda amaçlarımız nelermiş hep birlikte göz atalım. Tabii benim PDF'im İngilizce olacak ve çoğunlukla çevireceğim ben sizin için gençler. Burada learning goals for this chapter dediğimiz durum bu konuda öğreneceğimiz amaçlarımız. Öğrenmeyi amaçladığımız şeyler olacak. Kelvin, Fahrenheit ve Celsius sıcaklık skalaları arasındaki farkları inceleyeceğiz. Burada zaten to delineate the three different temperature scales bu three different temperature scales dediği kısım üç farklı skaladan bahsetmiş. Yani Kelvin, Fahrenheit ve Celsius. Termal genleşme, termal büzülme, termal stres kavramlarını inceliyor olacağız. Isının ve sıcaklığın arasındaki farklara göz atacağız. Yani faz dönüşümlerini göz atmış olacağız. Faz dönüşümleri sırasında ortaya çıkan ısı enerjisi hesabına biz genel kısmına, genel ismine biz kalori metre diyoruz arkadaşlar. Burada kalori metre dediğimiz kısım aslında odur. Son olarak da ısı akışının süreçlerine değineceğiz. Yani konveksiyon transferi vesaire gibi durumlara söz edeceğiz. Burada söylenen to study how heat flows with convection, conduction and radiation dediğimiz kısım aslında budur arkadaşlar. Hemen devam edelim. Gelin termal denge ve sıcaklık kavramlarına bir göz atalım. Şimdi sıcaklık bir malzemenin tüm özelliklerini doğrudan etkileyebilecek özelliklere sahiptir. Yani many properties of matter that we can measure depend on temperature dediğimiz konu aslında budur. Sıcaklık bir iletken telin elektriksel iletkenliğini bile etkileyen bir kavramdır. Yani sıcaklık aslında elektrik elemanlarında tamamen istenmeyen bir etki olduğunu söyleyebilirim. İletkenliğin yüksek olabilmesi için yani şöyle yazmam gerekirse arkadaşlar hemen kalemimi alarak devam edeyim. Şimdi iletkenliğin biz arttırmasını istiyorsak, eğer bir devrede iletkenliğin fazla olmasını istiyorsak sıcaklığın ona nazaran az olması gerektiğini söyleyebiliriz. İletkenlik yüksek olması için sıcaklığın olabildiğince düşük olması gerekir. Tabi burada başka bir kavram ortaya çıkar. O da süper iletkenliktir. Süper iletkenlik elektrik akımına karşı malzemenin hiç direnç göstermemesidir. Yani %100 verimlilikle çalışması durumudur. Tabi bu oldukça pahalı bir teknolojidir. Şimdi pahalı bir teknoloji olmasının nedenlerinden bir tanesi aslında her malzemede süper iletkenliğin olmamasıdır arkadaşlar. Hemen şöyle küçük bir şimdi süper iletkenlik yazacak olur isem. Süper iletkenlik farklı maddelerde gözlemlediğimiz bir etki olacak aslında arkadaşlar. Maddelerden bir tanesi bizim için gümüş. Diğeri altın ve bizmut gibi elementlerde aslında Bizmut gibi metallerin süperiletkenliği çok yüksektir arkadaşlar. Burada termal denge kavramına gelecek olursam, termal denge A ve B sistemleri olmuş olsun elimizde. A ve B sistemlerinin üçüncü bir sistemle etkileşimidir. Hemen geçelim. Termodinamiğin 0. yasasında bu konuyu daha da incelemiş, irdelemiş olalım. Geldik arkadaşlar the zeroth law of thermodynamics yani termodinamiğin sıfırıncı yasası. Burada simple state dediği basitçe bahsetmemiz gerekirse, burada Heat will always travel from a hot reservoir to a cold one without outside energy forcing and unnatural transfer. Yani sıcaktan soğuğa doğru sıcaklık akışının ısı akışının olduğunu bize söylemiş. Bu yasa aslında diğerlerinden daha sonra bulunmuş bir yasadır. Ancak daha temel ve önemli olduğundan sıfırıncı yasa denmiştir. Burada rezervur kavramını görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Rezervur dediğimiz kısım, rezervuar dediğimiz kısım aslında Türkçesi rezervuar olarak geçmiştir. Isı banyosudur arkadaşlar ısı banyosu sıcaklığı çok yavaş değişen sistemler olarak aklımıza tutabiliriz. Şimdi örnek vermek gerekirse arkadaşlar sınıftaki küçük bir pet şişeyi ısıttığımızda sınıfın ısısına neredeyse hiç katkı sağlamaması örnek olarak verilebilir. Bir başka örnek olarak denizlerin geç ısınıp çok geç soğuması yine rezervuar yani ısı banyosu kavramına örnek olarak verilebilir diyeceğiz. Isı banyosu dediğimizde yani rezervuar kavramı dediğimizde çok büyük sistemleri düşünmemiz bizim için önemlidir. Hemen termal denge kavramına gelecek olursak yani bu iki fotoğraftaki etkileri inceleyecek olursak arkadaşlar. Burada arada insulator dediği madde aslında bizim için yalıtkan bir maddedir. Yalıtkan bir duvar olarak düşünülebilir. Conductor dediğimiz şeyler aslında bizim için iletken malzemeler olmuş olur gençler. Buradaki system A, system B ve system C dediğimiz üç farklı sistem olmuş. Olursa eğer. Sistem A'da ısıl dengeye ulaşacak biçimde sistem C'ye sıcaklık geçişi olacak. Sistem C'de de aradaki iletkenden dolayı burada da bir iletken vardı biliyorsunuz. Sistem B ile ısıl denge geçmiş olacağından dolayı dolaylı bir yoldan A ve B sistemlerinin sıcaklıklarının yani aralarında iyi bir yalıtkan olmasına rağmen eşit olduklarını söylememiz mümkün olacak. Evrensel denge kavramına geçtiğimizde arkadaşlar evrensel denge mekanik termal ve kimyasal denge gibi olayların kavramların toplamına eşit olduğunu söylememiz gerekli olacak. Şimdi burada ikinci kısma baktığımızda arkadaşlar yine sistem A ve sistem B ve sistem C hepsinin sıcaklıkları eşit olacağından tam olarak aslında sıfırıncı yasa bunu söylemiş olacak bizim için. Yani aralarında kuvvetli bir yalıtım olmasına rağmen sistemlerin her, bir, her birinin sıcaklıkların eşit olması bizim için sıfırıncı yasayla zero to olarak söylenmiş olacak. Hemen devam edelim. Temperature Scales kısmına geçtiğimizde de gençler bilimsel olarak inilebilecek en küçük sıcaklık derecesi bizim için Kelvin olarak nitelendirilmiş olacak arkadaşlar. Burada söylendiği üzere 32 Fahrenheit'ta su donma noktasına erişiyorken yani Fahrenheit için donma noktası 32 Fahrenheit iken kaynama noktası da 212 Fahrenheit olarak söylenmiş olacak. Burada Fahrenheit birimi ile Celsius birimi arasında aşağıda gösterilen formül şeklinde bir nicelik olmuş olacak. Yani Fahrenheit eşittir, TF eşittir. 9 bölü 5 TC artı 32 biçiminde söylemiş olacağız böyle bir ilişki olduğunu söyleyebiliriz. Kelvin skalasıyla Celsius üzerine de 273.15 eklenerek elde edilebilir. Akademik kitaplarda Kelvin en çok kullanılan birim olarak karşımıza gelecek. Sıfır Kelvin'in altına hiçbir fiziksel niceliğin inemeyeceğini söyleyebiliriz. Buna da mutlak sıfır sıcaklığı dendiğini bilmemiz gerekiyor gençler. Mutlak sıfır sıfır Kelvin olarak söylenebilir. Bilim adamları yaptığı araştırmalar sonucunda herhangi bir sistemin dünya üzerinde sıfır Kelvin'in altına hiçbir şekilde inemeyeceğini ispatlamışlardır. Burada da arkadaşlar Kelvin Celsius'tan Kelvin'e dönüş olduğunu söyleyebiliriz. Yani elimizde olan Celsius derecesine 273.15 eklenerek Kelvin skalasına geçiş yapmış olduğumuzu söyleyebiliriz. Altın elementinin süper iletken faza geçme sıcaklığı da gençler 23.4 Kelvin olarak söylenebilir. Yani bu da yaklaşık olarak gerçi tam olarak eksi 200 santigrat derece olarak verilmiş olur arkadaşlar. Burada da conversions yani dönüşüm tablolarını görmüş olacaksınız gençler. Dönüşüm tablolarında Kelvin, Celsius ve Fahrenheit skalaları için water boys dediğimiz kaynama ve Water freezes dediğimiz kısımda donma noktası olarak söylenmiş olacak arkadaşlar. Burada Kelvin skalasında 273 Kelvin'de donma, 373 Kelvin'de de kaynama aralarındaki 100 Kelvin'lik sıcaklık farkını görmüş oluyoruz. Celsius zaten günlük hayatta çokça kullandığımız bir kavramdır. Celsius 0 santigrat derecede donma, 100 santigrat derecede kaynama olarak karşımıza çıkacaktır. Fahrenheit içinde 32 Fahrenheit'ten 212 Fahrenheit'e kadar yani kaynaması 212 Fahrenheit, donma da 32 Fahrenheit olduğunu söylemiştik. Aralarında 180 Fahrenheit'lik bir fark olduğunu görebiliyoruz. Tabi aşağıda söylediğimiz CO2 Sol Defiant dediğimiz kuru buz olma kısmı yani CO2'nin katı faza geçme kısmıdır. Oksijenin sıvı faza sıvı hale geçmesi de Oxygen Liquid olarak söylenmiştir ve Absolute Zero dediğimiz kısımda mutlak sıfır sıcaklığıdır arkadaşlar. Hareketin neredeyse tamamen donduğu sıcaklıktır. Kelvin için 0, Celsius için eksi 273 ve Fahrenheit için de eksi 460 olduğunu görmüş oluyoruz arkadaşlar. Geldik termal genişleme kısmına yani termal expansion kısmına hemen İngilizcesini Türkçe'ye çevirerek termal genleşme olarak genişleme dedim özür dilerim genleşme olarak söyleyelim gençler. Şimdi bir malzeme ısıtıldığında boycu uzayabilir, yüzey alanı artabilir ya da hacmi genişleyebilir. Zaten most materials expand when their temperatures increases denen kısım herhangi bir madde yani her madde sıcaklıkla değişebilir olarak kısaca belirtmişiz burada. Dolayısıyla genleşme konusu 1, 2 ve 3 boyutta el alınabilen bir niceliktir. Aynı sıcaklık değişimi farklı maddeler uygularsak farklı uzama değişimleri elde edebiliyoruz. Burada malzeme özgü bir durum söz konusu oluyor. Yani her malzemenin farklı sıcaklıklarda farklı uzama biçimleri olmuş oluyor. Hangi malzemenin sıcaklık değişimlerinin ne kadar fazla etkilendiğinin ölçüsü olarak karşımıza termal iletkenlik katsayısı çıkmış olacak. Isıtılan madde miktarı iki katına çıkarsa eğer uzama miktarında iki katına çıkacağını söylememiz gerekiyor. Bir de diğer slaytta daha detaylı biçimde incelendiğini söyleyebilirim. Hemen bu kısma geçtiğimde gençler aşağıda gördüğünüz işlemde delta l'dir alfa çarpı l0 çarpı delta t şeklinde verilen bir lineer denklem olmuş olduğunu söyleyebilirim. Yani doğrusal genişleme denklemi şeklinde Türkçe'ye çevrilebilir. Linear thermal expansion olarak buradaki alfa parametresi gençler buradaki alfa parametresi bizim için orantı sabiti olmuş olacak arkadaşlar. Hemen şöyle orantı sabiti biçiminde yazmış olalım. Orantı sabiti malzemenin Termal genişleme katsayısıdır. Yani her malzeme için farklı bir termal genişleme katsayısı olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu denklemin bize söylediği şey uzama miktarı sıcaklık değişimiyle doğru orantılı olduğudur. Yani burada eğer sıcaklık değişimini delta T ile söylediğimize göre eğer delta T yani sıcaklık farkı artarsa genişleme miktarı da artmış. Daha doğrusu uzama miktarı da artmış olacaktır. Buradaki L0 dediğimiz parametre gençler başlangıçtaki uzunluktur. Başlangıç uzunluğudur arkadaşlar. Hemen sağdaki kısımlara baktığımızda sağdaki çizimlere baktığımızda daha doğrusu delta L'ye kadar bir uzama farkı olduğunda delta T kadar bir fark olduğunu 2 delta T kadar sıcaklık farkı olduğunda da 2 delta L'ye kadar bir uzama miktarı olduğunu görmüş oluyoruz ve doğru orantıda olduğu yorumunda rahatlıkla yapabiliyoruz arkadaşlar. Bir diğer bilmemiz gereken aslında formülde L eşittir L0 artı delta L şeklinde bir durum olmuş oluyor arkadaşlar. Hemen bunu zaten sorularda çokça kez kullanarak aklımıza işletmiş olacağız. Bu slayta geldiğimizde de zaten volume expansion yani hacimce genleşme olarak Türkçe çevirebiliriz. Hacim genleşmesi olarak çevirebiliriz. Genleşme bildiğiniz üzere hem boyca hem... Ence genleşebilirdi yani 1 2 ve 3 boyutta Genleşeceğini gerçekleşeceğini Söyleyebiliyorduk arkadaşlar Burada da karşımıza beta katsayısı çıkacak Beta dediğimiz Olay arkadaşlar Hacimce genleşme katsayısıdır Burada alfa dediğimiz durum Lineer uzamadır lineer uzunluktur Daha doğrusu lineer uzunluk katsayısı Olduğunu söylersek beta da Hacimce uzama katsayısı olduğunu Söylersek arkadaşlar beta Eşittir 3 alfa karşılığı söylemiş oluruz tabii bu katılar için. Geçerli bir kuraldır arkadaşlar. Katılar için beta eşittir 3 alfa kuralının olduğunu söyleyebiliriz. Tabloda verildiği üzere bazı maddelerin yani belirli belli başlı maddelerin Linear expansion yani alfa değeri ve beta değerlerini görmüş oluyoruz. Örneğin alüminyum için 2.4 çarpı 10 üzeri eksi 5'lik bir alfa değerinin ve glass için yani cam için 0.4 ila 0.9 çarpı 10 üzeri eksi 5'lik bir değer olduğunu. Steel yani demirinde 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 5'lik bir değer olduğunu görmüş oluyoruz. Beta için yani hacimce genleşme için de gençler örneğin alüminyum için 7.2 çarpı 10 üzeri eksi 5. Steel yani demir için 3.6 çarpı 10 üzeri eksi 5. Mercury yani civa için 18 çarpı 10 üzeri eksi 5. Ve etanol için 75 çarpı 10 üzeri eksi 5 gibi değerlerin verildiğini görüyoruz. Tabi bunları sorularda çok kez kullanacağız. Eğer sorularda bunları kullanmamız gerekirse zaten hoca bize bu değerleri vermek zorunda olduğunda hatırlatmış olalım. Zaten bu slaytta volume expansion kısmının devamında beta eşittir 3 alfa olduğunu söylemiştik. Elimizde şöyle bir formül oluştu. Bu formülü bilsek de bilmesek de aslında çok bir anlam ifade etmeyecek. Bizim için önemli olan kısım beta eşittir 3 alfa eşitliğidir diyebiliriz arkadaşlar. Hemen birazcık problem çözerek aslında öğrendiğimiz işlemleri, öğrendiğimiz formülleri birazcık daha fazla anlamış olalım arkadaşlar. İlk formülle, ilk daha doğrusu çözümlü örneğimle başlamış olayım. Burada İngilizce olarak verilen sorular arkadaşlar ben bunları Türkçe çevire çevire çözmeye çalışacağım. İlk örneğimiz Length Change Due to Temperature Change I yani sıcaklığın değişime bağlı uzunluk değişimi şeklinde çevrilebilir. Burada kısaca sorumuz diyor ki uzunluğu 50 metre olan bir şerit cetvel 20 santigrat derecede iken standart boyuna sahipmiş. Sıcak bir yaz günü havanın 35 santigrat derece olduğu koşullarda cetvelin boyunun ne kadarlık bir değişim göstereceğini söylüyor. Tabi burada Steel bizim için önemli bir durumdur. Burada Steel dediği çelik yani demir cetvel olduğunu söylüyor. Yukarıdaki tablodan zaten steel alfa katsayısına bizim ihtiyacımız olacak. Bunu vermemiz gerekirse arkadaşlar steel için 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 5 şeklinde yukarıdaki tabloda zaten okumuştuk. Dediğimiz gibi katsayıları ezberlemek burada gerekmiyor. Kullanacağımız formül arkadaşlar L eşittir. L0 artı delta L'dir. Buradaki delta L delta T sıcaklığında ortaya çıkan uzama miktarıdır arkadaşlar. Bunu da eğer bu formülde modifiye edecek olursak diğer formülle karşılaştıracak olursak L0 artı alfa çarpı L0 delta T şeklinde yerine koyarak yazmış oluruz. Burada arkadaşlar L dediğimiz değer Kısaca L0 parantezine alırsak eğer 1 artı alfa çarpı delta T şeklinde bu formülü modifiye etmiş oluruz. Buradaki delta T değerini eğer çözmek istersek arkadaşlar bize 35 santigrat dereceden 20 santigrat dereceye bir fark olduğunu söylüyor. Dolayısıyla 35 santigrat derece eksi 20 santigrat derece şeklinde yazarsam sıcaklık farkının delta T'yi 15 santigrat derece şeklinde bulurum. L0 uzunluğumu ilk uzunluğumu 50 metre olarak söylemişti verilen değerler yerine konulduğunda gençler bize ortalama değişimi yani Cetvelin boyundaki ne kadarlık bir değişim olacağını 35 santigrat derecede sorduğuna göre delta L'ye eşittir. 9 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak verilen değerler yerine konulduğunda metre şeklinde çıkıyor. Tabi biz bunu kısaca 9 milimetrelik bir değişim olarak söylemiş olabiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı 9 milimetre çıkmış olacak. Şimdi diğer sorumuzu çözelim. Change due to temperature change to diyor. Yani bir önceki soruyla aslında benzer bir mantık kullanıyor. Şimdi kısaca soruda söylediği şey 35 santigrat derecedeyken 35794 metrelik bir ölçüm yapılmış olursa eğer bu durumda ölçüm aleti 20 santigrat derecede kalibre edildiyse ölçülmesi gereken gerçek uzunluğun ne kadar olduğunu soruyor. Yani 35 santigrat derecedeyken bu kadarlık bir ölçüm yapıldıysa arkadaşlar 20 santigrat derecedeyken ne kadarlık bir ölçümü yapıldığını soruyor. Bu problemi tersten işletmemiz gerekecek. Yani 35.794 metrede 35 santigrat derecede ölçülen değer olursa eğer 20 santigrat derecede 20 santigrat derecede ne kadarlık bir L0 ilk değerimiz olacağını soru bize soruyor. Kısaca L eşittir L0 artı delta L şeklinde bir formül ortaya çıkardığımızı biz biliyoruz. Bunu modifiye ettiğimizde L0 artı alfa çarpı L0 delta T şeklinde bir formül oluşturduk. Ve yerine koyduğumuzda kısaca videoyu uzatmak adına siz bu işlemleri tekrardan yapabilirsiniz kendiniz. L0 eşittir 35793 metre olarak karşımıza değer çıkmış oluyor. Yani 1 metrelik bir aslında fark ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Hemen 3. sorumuzda devam edelim. Son örneğimizde çözmüş olalım arkadaşlar. Bu örnekte de elimizde bir cam kavanozun olduğunu ve bu kavanozun 200 cm küp hacme sahip olduğunu söylüyor. Ağzına kadar 20 santigrat derecedeki civa ile doldurduğumuzu söylüyor. Tabi termal denge durumuna sahip olmuş olduğunu söylüyor. Bu kavanozun sıcaklığını 20'den 100 santigrat dereceye yükseltirsek Kaç santimetre küplük civa kavanozdan dışarı taşıacağını söylüyor. Söylediğimiz gibi arkadaşlar burada beta ve alfa eşitliğini kullanmamız gerekecek. Beta eşittir 3 alfayı kullanacağız. Tabi burada 0.4 çarpı 10 üzeri eksi 5 değerini 3 ile çarpmamız istendiğinde 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 5 değeri ortaya çıkmış olacak. Burada iki farklı yani iki farklı denklem kurarak birini cam için birini de civa için yazacağız. Aradaki fark bize taşan civa miktarını vermiş olacak arkadaşlar. Biz beta'yı beta cam için yazacak olursak. 1.2 çarpı 10 üzeri eksi 5 olarak tabi santigrat derecenin tersi olarak yazacağız. Ve civa için de aynı şekilde gençler. 18 çarpı 10 üzeri eksi 5. Yine civa eksi 1 olarak yazarsak arkadaşlar. Burada delta t'yi. Yine T2 eksi T1 olarak yazmamız gerekecek. 100 santigrat derece eksi 20 santigrat derece o da eşit olmalı. 80 santigrat derece şeklinde yazmamış yazmış olacağız. Delta V'yi arkadaşlar beta çarpı V0 delta T şeklinde yazacak olursak. Konu altı videosunda başlarda videonun başına söylemiştim ve V0 ilk hacim değerimiz 200 santimetre küp olduğunu söylersek gençler buradan direkt Yerim kalmadı ama delta ve cam için 0.192 santimetre küp civa içinde arkadaşlar. 2.88 olmuş olacak. Tabi ikisini birbirinden çıkardığımızda aslında delta V'nin değerini ortaya çıkan kavanozdan dışarı çıkacak olan civa değerini bulmuş olacağız. İkisini birbirinden çıkardığımızda arkadaşlar 2.688 cm3 olarak biz sorumuzun cevabını bulmuş olacağız arkadaşlar. Böylelikle videomuzun birinci kısmını yani konumuzun ilk kısmını bitirmiş olduk. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.